Allah. Şu anda elime gelen bir not var. Okul içinde 34 PYK 27 numaralı notun sahibi. Notayı lütfen umudu yerden alsın çünkü arabalar geçemiyormuş. Bunu duymam istediler. Şimdi evet yine 34 PYK 27 ortağımız solu. 34 PYK 27 evet şimdi mikrofonu yine buradan birçok mezun vermiş birçok öğrenci elinden geçmiş olan kıymetli bir hocamızı çağıracağım. Okul baş müdür abimiz Sayın Hüseyin Ar hocamızı
bir usta, bir mimar bir eser meydana getirir. Bunlar insan yetiştirmenin yanında çok cılız ve basit şeylerdir. Öğretmenlik işte onlarca öğretmenin elinde yetişmiş insanlar olarak sizler görüyorsunuz ki sabır istiyor. Kendi istiyor. Dikkat istiyor. Elimizde yüzlerce binlerce talebe var. Yüzlerce binlerce karakter, ayrı ayrı fıtrat var. Onların iç ve dış düşüncelerini anlayabilmek var. Öğretmenlik çok zor bir meslek. Bunu inşallah ileride öğretmen olduğun zaman anlayacaksınız. Sınıfta 50 talebenin ruhuna, inceliklerine ayrı ayrı hukukiyet elde etmek. İnşallah sizler bizlerin elinde belli bir şekle girdiniz. Bize gördüğünüz hataları, eksiklikleri, sizler öğretmen olduğunuz zaman, sizler idareci ve yetiştirici olduğunuz zaman yapmayacaksınız. Bu bir mirastır. Siz bizleri göreceksiniz, sizden sonrakiler de sizleri görecek ve böylece bu mesele ileriye doğru gidecektir. Asrımız size muhtaçtır. Uzatmayacağım. Asrımız size muhtaçtır. Asrımız ellerimizle, kutlu ellerimizle şekillenecek. İnsanımız sizi hasretle bekliyor. Müesseseler sizi hasretle bekliyor. Ucuza talip olmayınız. Betona talip olmayınız. Kaldırıcılığa talip olmayınız. İnsan yetiştirmeye talip olunuz diyor. Günümüzün zannediyorum en önemli konusu budur. Biz sizden köprü yapmanızı, asfalt dökmenizi istemiyoruz. Sakın ha insan yetiştirmeyi küçümsemeyiz. Çünkü insan temeldir, vahye mazhardır insanoğlu. Taş, toprak, vahye mazhar olmadı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim, biz vahyi arza, göğe arz etmek istedik ama arz ve sema onu yüklenmekle imtina etti buyuruyor. Ve hamele insan, ona insan yükledi. Onun için mezunlarımıza diyoruz ki, İnsan yetiştirme mesleğine talip olunuz. Çok para getirici, hemen kısadan köşe dönücü, milyarlar kazanıcı, bir takım basit mesleklere talip olmayınız. Bugün mutlu günümüz, sizin de mutlu gününüz. Belki işleriniz buruk, 7 sene havasını teneffüs ettiğiniz bu mektepten ayrılıyorsunuz. Bizim de içimiz buruk bir manada. Elimizle büyüttüğümüz bu gençleri şimdi artık piyasaya sevk ediyoruz. Piyasaya gönderiyoruz. Bizden elde ettikleri güzel şeyleri piyasada icra edeceksiniz. Düşüncenizle, halinizle, tavrınızla, şahsiyetinizle, değişik cemaat ve cemiyetlerdeki konuşmalarınızla, İlahi tebliğler sunacak, bıkmadan sunacaksınız. Buna inanıyoruz ve güveniyoruz. Kur'an-ı Kerim, Allah gizli ve aşikarda ne yaparsanız hepsini bilir. Hatta يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ Allah sizin gözlerinizin hain bakışlarını veya iyi bakışlarını veya gözlerinizin bakışlarındaki manayı bilir ve Allah sizin kalplerinizi, izlediklerinizi de çok iyi bilir. Otokontrol sahibi olalım diyor hep beraber. Bu söylediklerimiz sadece size değil. İlahi nihayet hepimizedir. Otokontrolün en nihai noktası şudur.
ikra kitabek, al kitabını oku denildiği zaman pişman olmamaktır. Otokontrol buna giden yoldur. Öyle bir gün gelecek ki buna inanıyoruz hepimiz, elimize gizlide ve aşikarda yapılan her şeyin defteri sunulacak, kitabı sunulacak. Biz içimizde bu kritiği her zaman taşıyalım ve yaşatalım. Ve deceler olmuş, kokuşmuş, tefessür etmiş toplumumuza bir sirac, bir nur, bir lamba olalım. Kuvvet ve kudretimiz olduğu müddetçe. Kıymetli talebeler, bu seneki son sınıflarımızı derse girmek suretiyle çok yakinen tanıdığımı söyleyemiyorum. Yani sizleri derslerde yüz hatlarınızla, bakışlarınızdaki manalarla çok iyi tanıyorum ama İmam Hatip Lisesi bir genç olmanın karakteristik çizgileriyle sizleri tanıyorum. Bu yıl sabahki programımızda söylediğim gibi benim iki mutluluğum var. Sabahleyin kız evladımızın töreninde onun mezuniyetini ve o mezuniyetten duyduğumuz memnuniyeti belirttik. Allah istikbalde hepinize nasip etsin. Kendi bulunduğunuz müesseselerde evlatlarınız okusun ve bizi tattığınız bu huzuru ve sevinci siz de tadın. Ben kendi evladımın şahsında hepinizi uğurlarken sizlere iki cihan saadeti diliyorum ve surda açılan yediye konacak taşı hepimiz omuzlayalım ve o taşı inşallah emanete riayet etmiş olanların sevinci içinde hep beraber o taşı yediğine koyalım. Cenab-ı Hak cümlemize İslam Kur'anlığını nasip etsin. Hayırlar olunuz, var olunuz, yolunuz açık olsun. Bundan sonra hepinize başarılar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.